Next.config.js ile devam ediyoruz. Next.config.js aslında bizim Next.js app'lerinde konfigürasyonları tuttuğumuz file. Yani bu file'da biz normal şartlar altında bir proje oluşturduğumuzda Next.js default olarak koyuyor ama biz kendimiz elimizle bunu silebiliyoruz. Yani hani kullanmadan da aslında bütün her şeyi yapabiliyoruz. Fakat experimental mesela app direktörüsünü kullanıyoruz. Bunun için flag geçmemiz gerekiyor. İşte Next.config'e ihtiyacımız var veya ilerleyen kezlerde bir şekilde bu config dosyasına girip bir şeyleri değiştirmeye ihtiyacınız oluyor. Bunun gibi noktalarda bu file'a her türlü muhtaç kalıyoruz. Bundan kaynaklı çok gerçekten önemli bir file ve bunların böyle her bir özelliklerini anlatmaya çalışıyor olacağım. Bu file'ın bütün böyle özelliklerini teker teker değinmeye çalışıyor olacağım. Fakat gerçekten çok fazla özelliği var ve her özelliğinin bir sürü aslında kullanım case'i var. Ondan kaynaklı hani benim anlatmadığım veya böyle çok biraz daha yüzeysel geçtiğim bir noktalar olursa veya kafanızda bir soru işareti olursa Next.js'in var olan current dokümantasyonuna, beta olmayan dokümantasyonuna giderek Next.config.js section altındaki bütün bu maddeleri okuyabilirsiniz. Ben buradaki bütün maddelere teker teker değinmeye çalışıyor olacağım dediğim gibi. Birincisi aslında bu maddeleri teker teker geçmeden önce en önemli şeylerden birisi şu. Normalde biz bir proje oluşturduğumuzda içerisine Next.js'in koyduğu default config.js aslında şu şekilde gördüğünüz gibi basit bir config dosyası koyuyor ve içerisinde bir tane Next.config objesini export ediyor. Burada normal modül export ediyor common.js dosyası gibi. Burada aslında temelde bir config.js dosyasının ihtiyacı bundan ibaret. Siz buraya şurada zaten config options here demiş ya buraya aslında config'lerinizi koyuyorsunuz. Ama bazı durumlarda biz development config'lerimizle production config'lerimizi veya test config'lerimizi ayırma ihtiyacı duyuyoruz. İşte bu noktada Next.js bize phase diye bir argüman sunuyor ve bu argümanın yaptığı şey aslında temelde bizim biraz önce hani direkt olarak ne yapıyorduk? Bir tane config export ediyorduk ya. Config'i bu şekilde export etmek yerine bir function'a çeviriyoruz ve o function içerisinde ne yapıyor? Bir tane phase argümanı ve default config'inizi alıyor ve bu phase argümanı sayesinde aslında siz kullanıcı şu an development'ta mı yani lokalinizde mi test ediyorsunuz veya işte herhangi bir başka bir phase'in içerisinde misiniz? Bunu görebiliyorsunuz. Örneğin ben şu an burada bir örnek yaptım. Bütün detayları göstermek için. Burada işte ne yaptım? Şu şey isteyecek olursam TypeScript kısmını. Phase'i alıyorum ve bu phase'in içerisinde kontrol ediyorum. Development server mı? Yani dev diyerek mi çalıştırdım? Eğer böyleyse bu return ettiğim işte buradaki bir sürü var ya bunlar çalışıyor. Eğer işte return ettiğim bu kısma girmezse buraya production olan veya işte dev harici olan bütün hepsi buradaki kısımda return ediyor. Burada da işte bütün konfiglerimi artık neyi yazmak istiyorsam onları yazabiliyorum. Temelde aslında phase'ler bundan ibaret ama böyle daha detaylı phase'lere görmek isterseniz burada Next.js'in kendi reposunun içerisinde şurada gördüğünüz gibi bütün phase'ler var. Bunlardan hangisi artık ihtiyacınızsa konsollayarak o ihtiyacınız olduğu andaki phase'i öğrenip ona göre konfigürasyon yazabilirsiniz. Temelde konfigürasyonlar bundan ibaret. Phase konfigürasyonları bundan ibaret. Bir sonraki videoyla birlikte aslında bütün böyle özellikleri teker teker değinmeye başlıyor olacağız.